Robot taksi yani robot taksi yani bir sürücü olmadan sizi istediğiniz yere götüren bir taksi hem de dünyanın her yerinde her koşul altında. Elon Musk'ın uzun yıllardır hayali buydu ve 8 Ağustos'ta bu hayalin gerçeğe bürünmüş haliyle karşılaşacağız. Dün test yatırımcıları için inanılmaz çılgın bir gündü. Hisse senedi gitti geldi, gitti geldi, çok fazla şey yaşandı. Bütün bunlar işte bu robot taksi mesesinin etrafında oldu bitti ve en sonunda Elon Musk attığı tweet'le dedi ki 8 Ağustos'ta robot taksi geliyor. Bütün bunların anlamı ne? Dün Tesla hisse sevdiği neden çılgın gibi hareket etti haber akışı karşısında? Robot taksi bir gün devreye girerse bu Tesla yatırımımızı nasıl etkiler? Bütün bu tartışmaların anlama geliyor. Hepsi sizler için derledim ve yorumladım. Hazırsanız başlıyoruz. önce dünkü bütün dalgalanmayı tetikleyen meseleye bakalım. Reuters'ta yayınlanan bir makale. Reuters makalesinde diyor ki Tesla 25 bin dolarlık araç üretiminden vazgeçti. Konuyu bilmeyenler için şöyle bağlamı bir oturtmak gerekirse Tesla 2025 yılında 25 bin dolara satılacak bir etik araba üreteceğini söylüyor uzun zamandır. 25 bin dolarla kar edebilmek için üretim hatlarında değerimsel değişiklikler yaptıklarını yepyeni bir ürünle karşımıza çıkacaklarını söylüyorlar. Bu neden çok önemli bir araç? Çünkü biliyoruz ki 25 bin dolar altına inebilirsek elektrikli araçlarda geniş adaptasyon başlayacak. Tüketicinin çok büyük bölümünün beklediği fiyat aralığı burası. Fakat diyor Reuters Tesla bundan vazgeçti. Çünkü Çin'de zaten bu fiyatlara araçlar satılıyor. Şu videomda mesela Xiaomi'nin 29 bin dolardan başlayan şahane aracından bahsetmiştim. Ve Çin'de ondan çok daha ucuz elektrikli araçlar da var. 10 bin dolarlık fiyatlara kadar iniyorlar. İşte bundan dolayı diyor Reuters Tesla bu projeyi iptal etti. Onun yerine tamamen robot taksiye yani kendi kendine her yere giden bir araca odaklandı. Reuters bu iddiasıyla ilgili epey çok kanıt da sunuyor. Kanıtlar hiçbiri çok somut değil ama muhtemelen bir dava açılırsa o kanıtlar somutlaşabilir. Tesla'daki şirket içi toplantılarda 25 bin dolarlık araç projesinden vazgeçildiği, bunun tedarikçilere de duyurulduğu, projedeki bazı yöneticilerin başka projelere aktarıldığı gibi pek çok iddialı detay var altta. Tesla ise de haberin etkisiyle inanılmaz sert hareket etti. Bakın Quantfury platformu üzerinde TradingView grafikleri alabiliyoruz. Oradan inceleyelim. Bir önceki gün de zaten sert hareketler vardı bu arada. Hindistan'da Fab fabrika yeri arıyor haberleri hisseyi çok hızlı yukarı doğru götürmüştü. Fakat hatırlarsanız borsa topyekü bir, bir çöküş yaşadı bilinmeyen bir sebepten dolayı ve çok sert aşağı doğru gelmişti Tesla orada. Düne de zaten biraz negatif başladı. Fakat Reuters haberinin gelmesiyle beraber hisse senedi inanılmaz sert aşağı doğru çakıldı. Sonra Elon Musk bu haber yalan dedi hisse biraz toparladı. Ama yine de yatırımcılar emin olamadılar ve hisse senedi günü negatif kapattı. Ama gün kapandıktan sonra çok acayip şeyler oldu. Tesla bu kaybın tamamını geriye aldı. Oraya sonra gelecek. Peki 25 bin dolarlık aracın direksiyonlu veya direksiyonsuz <laughs> olması neden hisse senedini bu kadar çok sert etkiliyor? Bunun arkasındaki temel sebep Wall Street'in henüz tam otonom taksi filo meselesine ikna olmamış olması. Bakın haberden hemen sonra Morgan Stanley analisti Adam Jones bir raporu yazdı. Benim değer verdiğim analistler testlere ilgili çok detaylı incelemelerde bulunur. Belirli ki bu iş tehlikeli. Çünkü bizim değerleme modelimizin içerisinde 2024 ile 2030 arasında çok sayıda Model 2'nin yani direksiyonlu ekonomik elektrikli aracın Tesla tarafından piyasaya sürüleceği var ve bunun hisse senedinin değerlemesi üzerindeki etkisi çok çok büyük. Wall Street'in genelindeki endişe bu zaten. Robot taksiye, otonom taksiye pek inanmıyorlar henüz. Hak da veriyorum çünkü hakikaten daha evvel denenmemiş bir iş bu. Çok riskleri var. Regülasyon sıkıntıları var. Teknoloji çalışacak mı? Tüketiciler buna adapte olacak mı? O zaman Wall Street daha somut şeyleri görmek istiyor ve o projeden bir sapma olması Wall Street'i ürkütüyor. Dün yatırımcıların korkusu ve hissenin aniden büyük satış yemesinin temel sebebi bu. Öte yandan Tesla'nın tam o otonom taksi filosunu devreye alması şirketin değerlemesini çok acayip yerlere götürebilir. Ben bununla ilgili bir zihinsel eksersiz yapmış ve YouTube katıl üyeleri paylaşmışım yakın zamanda. Linke yukarıdan veya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ve göreceksiniz ki çok uçuk sayılar çıkıyor farklı varsayımlara göre. Ama Wall Street şu anda ondan ilgilenmiyor. Wall Street daha somut şey görmek istiyor. İşte bu da dün hisse senedinin fiyatını aşağı doğru aldı. Sonradan Elon Musk'ın yanıtı geldi. Elon Musk doğrudan Reuters'e yanıt vermedi. Onun yerine Zero Hedge'e yanıt verdi. Çünkü Zero Hedge böyle büyük harflerle bayılır zaten böyle olumsuz haberlere. Reuters diyor ki Tesla ucuz araba projesinden vazgeçti diye böyle bir mesaj attı. Elon Musk dedi ki Reuters is lying again. Reuters yalan söylüyor. Yine yalan söylüyor gibi böyle çok sert bir mesaj attı ve ise işte de demin gördüğümüz hareketi yapıp biraz toparlanmaya başladı. Peki Reuters hakikaten yalan mı söylüyor? Benim tahminim tam bir yalan söylemediği şeklinde. Niye? Çünkü tam bir yalan söylese hakkında açılacak davada kanıtları ortaya koyması lazım. Orada sıkıntı çıkar. Ama belki meseleyi yanlış ve taraflı yorumluyor diye düşünüyorum. Çünkü Reuters Genel Amerika'daki medya bir parçası, Demokratların bir parçası ve zaten uzun zamandır Elon Musk'la kavga halindeler. Daha evvelde yine Tesla ile ilgili kimi doğru, kimi yarı doğru, kimi düpedüz yalan pek çok haberi yayınlamıştı. Fakat ben açıkçası Elon Musk'ın Çin'den etkilendiğini düşünüyorum gerçekten. Çünkü çok ekonomik arabalar üretiyorlar ve daha evvel Xiaomi videosunda anlattığım gibi bu arabaları o kadar ucuza satıyorlar ki belki kar da etmiyorlar, hatta çoğunda zarar ettiklerini biliyoruz ama Çin devleti de bunu destekliyor ve Tesla orada arkasında Çin devletinin olduğu, büyük sermaye transferinin yapıldığı bu şirketlerle ucuz ekonomik arabada baş çıkmanın zor olduğu düşünmüş olabilir. Bu nedenle belki yeni bir strateji geliştiriyor olabilirler ve Çinlilerin henüz çok uzakta olduğu otonom sürüşü öne çıkarabilirler. Fakat bu iki araç aynı platform üzerine çalışacaklar. Yani ikisi de aynı üretim hattından çıkacak, aynı pile sahip olacak, aynı kasa tasarımına sahip olacaklar. Tek fark bir de direksiyon var, birinde yok. Bu çerçevede benim tahminim ikisinin de üretiminin devam edeceği fakat belki ki otonom sürüşün biraz öncelik olarak yukarı çekildiği. Nitekim Sawyer Merritt'in ki Tesla yakından takip eden birisidir. Onun analizi de bu yönde ve o da diyor ki muhtemelen Tesla 25 bin dolarlık araç projesi devam ediyor. Fakat son dönemde otonom sürüş programındaki başarılar onları da etkiledi ve bundan dolayı 25 bin dolarlık aracı iptal etmeseler bile önceliği belki biraz daha otonom sürüşe kaydırdılar diyor. Sawyer Merritt'in bu mesajına yine bir YouTuber olan Meet Kevin'den cevap geldi. Bu her halükarda üretimin o Halde 2026'ya kaydırılması anlamına geliyor ucuz arabalar için dedi. Sawyer de dedi ki yo daha önümüzde epey bir zaman var. Bu zaman içerisinde Tesla hem otonom sürüşte ilerleyip robotaksiye taksiye gelebilir hem de 25 milyarlık arabanın üretimine devam edebilir dedi. Ve Elon Musk da buna böyle bir emoji attı. Bu emojinin anlamı epey yorumlanabilir. Sawyer Merritt benim stratejime onay verdiğini düşünüyorum dedi ama Elon Musk ona yanıt vermedi. Yine de Elon Musk'ın kafasında da Sawyer Merritt'in e yakın bir stratejinin olduğunu yorumlayabiliriz burada. Yani 25 bin dolarlık araba üretim planlarına devam ama aracın iki versiyonu olacak. Direksiyonlu ve direksiyonsuz. İnsanlar henüz otonom suşa tam hazır değiller. Regülasyonlar hazır değil. Onlara direksiyonluyu satalım ama izin alabildiğimiz yerlerde, onay alabildiğimiz yerlerde de tam otonom taksi filoları devreye girsin. Elon Musk dedi ki 8 Ağustos'ta robo taksimizi açıklıyoruz, duyuruyoruz. Bu ne anlama geliyor tam bilmiyoruz. Yani muhtemelen bize bir prototip gösterecekler. ürünün nasıl işlediğini gösterecekler ama robot taksilerin üretilmesi ve gerçekten devreye girmesi daha vakit dikkate alacak. Çünkü bunları üretmekte bir sıkıntı, regülasyon tarafında dertler var, bir sürü konu var. Ama 8 Ağustos'ta biz ürünü göstereceğiz diyor. Bu tabi piyasaları inanılmaz heyecanlandırdı. Biraz sonra göreceğiz. Hisse senedi sert yukarı doğru geri hareket etti. Ama bu haber nerede geldi? Piyasa kapanışından sonra geldi. O yüzden kapanış sonrasındaki küçük işlem hacminde o yükseliş gerçekleşti. Pazartesi ne kadar kalır bilmek zor. İşte burada çılgın hareketi görüyorsunuz. Seans içerisinde Tesla 6.21 dolar değer kaybetmişti. Elon Musk'ın piyasa kapandıktan sonraki mesajı hisse bütün kaybı telafi etti. Hatta günü biraz pozitif kapatmasına sağladı. Bu tip hareketler borsalarda nadir görülür. Daha sonra konuyla ilgili yorumlar gelmeye başladı ve o yorumlara Elon Musk'ın yanıtları gerçekten önemli. Gelen yorumlardan bir tanesi Model 3 ve Model Y'lerin tamamının robot taksi haline dönüştüğünü düşünün. Bu bir günde bir yazım güncellemesiyle yapılabilir. Süper heyecanlı diyor Robin Ren. Elon Musk bu tweet'i beğendi. Tasha Kini, Tasha Kini Ark Invest'in analistlerinden bir tanesi özellikle Tesla'ya odaklanmış birisi. o da dedi ki buna dikkat edin çok büyük bir haber bu ve önümüzdeki dönemde pazarı buna nasıl tepki vereceğine dair ilk işareti görüyorsunuz çünkü bu haber gelir gelmez hisse senedi yukarı çok gitti. Eğer gerçekten robot taksi bir gün açıklanırsa, bir gün hayatımıza girerse hisse senedinin nereye doğru gideceği konusunda bir işaret görüyorsunuz dedi. Elon Musk o tweet'i de beğendi. Sovirmere'in biraz önce bahsettiğim tweet'ine Cathie Wood Ark Invest'in kurucularından bizim düşüncelerimiz de aynı dedi. Elon Musk onu da beğendi. Brad Winton o da başka bir analist dedi ki robot taksinin programda öne çekilmesi bir CSS açısından çok çok olumludur. Elon Musk bu tweet'i de beğendi. Sonra da işin biraz gizemli yönleri devreye girmeye başladı. Sobir Merit dedi ki Çinlilere göre 8 uğurlu bir sayıdır. İlan Mas dedi ki 8'in 8'i yani 8 Ağustos'ta yapacağız bunu. 8. ayda Çinlilerin Dragon yılına geliyor yani uğurlu yıl dedi. Bir başkası da The Secret Master Plan Continues yani gizli plan devam ediyor dedi. İlan Mas ona da evet dedi. Şimdi 8 Ağustos'u heyecanla bekliyoruz. Bence buradan 8 Ağustos'a kadar hisse senedi çok sert hareketler yapacak diye tahmin ediyorum. Çünkü Wall Street Analyst'lerin bir bölümü pazartesi günü üşüşecekler ve diyecekler ki bunu bir sevmedik bu tehlikeli. Bir yandan da biraz önce gördüğümüz gibi olumlu bakan analistler de gelecekler diyecekler ki bu çok çok olumlu. Piyasada bu iki arada gidecek gelecek ve bizi yine oldukça hareketli bir dönem bekliyor diye düşünüyorum. Öte yandan eninde sonunda Tesla'nın bu işi başaracağına inancım tam. Zaten otonom taksiler Amerika'da var şu anda. Google'un Waymo projesi var. Waymo'nun farkı sadece belli coğrafi alanlarda çalışıyor. Çünkü detaylı haritalandırmaya ihtiyaç duyuyor. Bir de araçlarda çok fazla ekipman var. Lidarlar, radarlar, ultrasonik sensörler çok pahalı araçlar bunlar. Bazıları 300 bin dolara kadar geldiğini söylüyor araçların. O yüzden ölçeklenmeleri çok zor. Tesla ise sadece 8 kamerayla bu işi yapacağını iddia ediyor. Ve bu yüzden Amerika'nın her yerinde bunu yapabileceğini iddia ediyor. Muhtemelen o da yine Waymo'nun izin aldığı San Francisco gibi şehirlerde bu işe başlayacak. Çok ciddi rekabet göreceğiz yollarda ve süreç başlayacak diye düşünüyorum. Dediğim gibi değerlemesiyle ilgili derin bir eksersizi yaptım. Linki aşağıda YouTube katıl üyelerine özeldi ama sizler de inceleyebilirsiniz. Tabii çok varsayımsal bir şey çünkü çok şeyi bilmiyoruz. Örneğin bu bu arabaları kaç kişi kullanacak, bu arabalar gün içerisinde kaç saat işleyecekler, maliyetleri ne olacak pek çok şey bilmiyoruz. O yüzden oldukça spekülatif bir tablo sakın yatırım tavsiyesi olarak almayın. Bu arada son bir enteresan haberden daha bahsetmekte fayda var. Elon Musk'ın yapay zeka ile ilgili projeleri sadece Tesla ile kısıtlı değil, aynı zamanda Twitter yeni ismiyle X üzerinde de XAI diye bir projesi var biliyorsunuz. Onu ayrı bir şirkete çevirmişti. Onu da 3 milyar dolara yakın yeni yatırım almak üzere olduğuna dair bir haber geldi. Bu da biz Tesla yatırımcı açısından iyi bir haber haber. Çünkü Twitter'daki sıkıntılar en de sonunda bize yansıyabiliyor. Elon Musk orada sıkışınca bu tarafta hisse seni satıyor. Bu haberde sevindim ve yapay zeka konusunda Elon Musk'ın ne kadar ciddi olduğu konusunda bir işaret daha. Toparlamak gerekirse çok ilginç günler bizi bekliyor hakikaten. Süreç çok hızlanmışa benziyor otonom sürüşte. Çok yeni videolar düşüyor zaten. Yeni otonom sürüş versiyonlarının çok gelişkin olduğunu görüyoruz. 8 Ağustos'a kadar robot taksiye uygun hale gelir mi yazılım? Emin değilim. 8 Ağustos'ta aracın kendisi tam anlamıyla hazır çıkar mı? Emin değilim. Ama Elon Musk'ın şu anda süper hırslandığını görüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Çünkü Elon Musk hırslanınca kafaya bir şey takınca genellikle başarıyor. Şimdi takvimlerimizi 8 Ağustos'a kitledik ne olduğunu beraber izleyeceğiz. Bu arada hepinizin bayramında kutlarım şimdiden. Ben de biraz sonra bir yolculuğa çıkıyorum. 3-4 gün buralarda olmayacağım. Çarşamba günü Amerika'da enflasyon verisi geliyor. Herhalde o gibi canlı yayın açarım diye düşünüyorum. Tekrar sevgiler, saygılar, sorularınız varsa mutlaka bekleyin.